Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Anneli kızla. Tuluk yayıyorlar. Yani tereyağı yapacağız. Tereyağı yapıyorlarmış. Tuluk yayıyorlar. İlk önce tulukla yayacağız. Sonra da soğuk suda güzelce yıkanacak ve tereyağı alacak. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle dur anneciğim. Yapamıyorum. Bayağı bir kol kası yapılır herhalde. Evet. O yüzden o işi sana bıraktım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi o lezzetli tereyağlı yemek kolay ama yapması zor. Yardım etmek ister misin Buse? Neden? Sana bıraktım ben o işi. Benden bir daha tereyağlı bir şey istedim, ben sana saracağım ama. Ben tereyağlı bir şey istemiyorum sana. Ben diyetteyim. Öyle mi? Arkadaşlar Buse fırsatını buldukça babaannesinin telefonunu kapıyor. birlikte altı babaannesinin telefonuyla birlikte yani. Kendi telefonunu da alıyor. Yaylada bulunduğumuz bölgede yukarıda araba yolu üzerinde bir armut ağacı var. Büyük bir armut ağacı. Onun dibine gidiyor. Orada internete giriyor. Buse'yi bulamadık. Direkt oraya gidiyoruz. Bilin ki armut ağacının orada. Şimdi bugün telefonumun şarjı azdı, o yüzden erken geldim. Şimdi telefonum şarjı olsun, bir daha gideceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz, bu ahşap bir, yani tahtadan bir tuluk. Bunun tereyağı çok lezzetli oluyor. Makine tereyağları da var ama ya, o da yanıyor ama bu daha lezzetli oluyor. Bunun tereyağı daha lezzetli, daha güzel, daha kıvamlı oluyor, sert oluyor. Yani biraz zahmetli gördüğünüz gibi. Ama bunun tereyağını tercih ediyoruz değil mi Buse? Evet. Biz zaten genelde dışarıdan tereyağı almıyoruz. Evet. Babaannemiz gönderiyor sağ olsun. Aynen. Bununla yapıyor işte. Şuradan yapmak istemiyorum. Çünkü şey yap, aynen. Korkuyorum. Şöyle bir yaptım ama korktum. Anne yapma orada. Şeyden yapsana annem. Ucundan. Evet arkadaşlar. Burada iş bitmiyordu. Evet maalesef. Evet, o yüzden evet. Ben işlerden kaçmak için ceviz ağacın armut ağacının oraya gidiyorum. İnternete girmeye. Kapat Cemre'cim. Cemre ışığımız kalmaz vallahi. Esra sen haberi kurduğuna atarken oraya şey. Bak haberi. Anne bunu onu kim yapacak? Bunu kim yapacak? Oy çekip buraya gel. Ama odunu doldur kaynasın değil mi kızım? Tamam. Ben gideyim sen bunu hallet. Tamam. Şurtan alır bile. Tamam halledeceğiz şimdi. Evet sıra Cemre'de. O da yapmak istedi değil mi Cemre'cim? Hadi anneciğim. Aferin benim kızıma. Benim kızım tuluk yiyor. Aferin. Yediğin tüm tereyağlara helal olsun sana. Helal olsun. Hadi bakayım. Ama seslenmiyor Cemre. Biraz hızlı yap. İpi çekme ama. Heh. Geldi bir kere. Bak bana. Bana bak. Aferin kızıma. Ay, sesi geliyor mu? Ses gelmiyor. Birazcık sanki sert yapsan daha iyi olacak gibi geldi. Ne dersin? Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi babaannen görsün. Desin kızım yapmış desin tereyağını. Arkadaşlar, tuluğun yayılmasına az kalmış, yani tereyağı olmaya dönmüş. Sonra onu alıp, videonun başında da söylediğimiz gibi, soğuk suda güzelce yıkayacağız, tuzlayacağız ve kaplara basacağız inşallah. Eğer unutmazsam o aşamayı da çekmek istiyorum. Ama işin en güzel, otantik yanı bu tuluk yayma anıydı. Onu kaçırmak istemedim. Görev teslim töreni yapıldı. Çünkü ben bir şey göstermek istiyorum sizlere. İlk önce şuraya bir odun atalım. Burada da bu yerlerde çok yapılan, İç Anadolu bölgesinde de çok yapılıyordu. Babaannem de yapardı.
pesküden böyle yoğurda benzeyen bir şey. Genelde çorbalarda, yemeklerde kullanılıyor. Soğuk çorbalarda değil ama sıcak çorbalarda, hamur çorbasında, sıcak ayran çorbasında kullanılıyor. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Ama sıcak şu an, bir dakika. Evet. Oo, çok sıcak. Babaannenin elleri resmen Buse. Dayanıklı sıcağı. Şöyle göstermek istiyorum. Tutabilsem sıcakta. Bu arkadaşlar işte pesküden. Bunu böyle yoğurt gibi kavanozlara, bidonlara basıyorlar. Süzme yoğurt gibi oluyor kıvamı. Sonra çorbalarda, yemeklerde kullanıyorlar. Genelde hamur çorbasında kullanılıyor arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. O yüzden kışın sağ olsun babaannemiz bize sürekli yolluyor. Hatta İstanbul'a giderken de alacağım yanıma. 2 tane 5 litrelik alsam yeter. 5 kiloluk. Kimle konuşuyorsun? Evet. Komşumuz geldi Aysel abla. Kolay gelsin Aysel abla. Sağ ol canım. Ben biraz yaptım da. Evet, pesküdanı göstermek için buraya geldim. Arkadaşlar bunun yemeği çok lezzetli oluyor değil mi Aysel abla? Tabii. Hamur çorbası yapılıyor değil mi? Duvalı yavrum. Evet, yayla çorbası yapılıyor. Başka ne yapıyor Aysel abla? Hamur çorbası, yayla çorbası. Ay yani çok güzel duvar. Evet. Anam dağların otu. Evet. Yaylı hayvanlar ki. Arkadaşlar şu anda kokusu bile muazzam, anlatamam size. Aynen. Kıvamı süzme yoğurt gibi oluyor. Bunu koyduğunuzda çorbaya kesinlikle yumurta atmanıza gerek kalmıyor. Çünkü hiç kesmiyor. Yoğurtta kesme payı var ama bunda yoktur. Yani yoğurtta kesme tehlikesi var. Çorbanın kesme tehlikesi ama bunda hiç yoktur. İçine yumurta atmaya bile gerek kalmıyor. Çok lezzetli çorbalar yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi kapağını kapatalım tekrar. Bağlamışsınız, hiç yok. He, annem bağladı herhalde. Abi, tencereyi getirdin de. Ha, sağ olasın. Evet. Şimdi Aysel abla yapıyor. Kimle konuşuyor? Telefonla konuşuyor. Ha, anladım. Kayınvalidem de kapıda, bacıda. Yayla işi. Evet. Hayvanlarla uğraşayım. Arkadaşlar boşuna köylü milletin efendisi denilmemiş. Görüyorsunuz. O marketlerden aldığınız tereyağlar, peynirler he, babanızın tarlasına yetişmiyor. Canım benim. Değil mi Aysel abla? Tabii yavrum, tabii. Ya ben onları yemeyelim ki, illa duvar şeyi severim. Ben öyle hazır şeyi çok sevmiyorum. Evet. Tabii ki, evet, tabii ki markettekilerle kıyaslanmaz arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten tamamen el yapımı. Yani doğadan geliyor. Hiçbir şekilde makine, hiçbir şekilde sanayi dokunmadan direkt el yapımı sofralara lezzetler sunuluyor. Tereyağı, yoğurt, süt, peynir, pekmez, reçel, her şey arkadaşlar. Nuriye'nin hiç telefonu durmaz. Nuriye benim kayınvalidem arkadaşlar. Aysel abla şimdi bu ne yapılacak? Yayıldıktan sonra soğuk suyla yıkanacak değil mi? Yıkanacak tabii. Evet. Soğuk yıkanacak, çok güzel. Katın gelip onun kattığını alayım. Vura vura baksana yavrum. Evet. Ya, yıkanacak, tuzlanacak, basılacak. Ondan sonra da kablara, kablara basılacak. Basılacak. Gidecek. Evet, ondan sonra da İstanbul yolcusu. He. Götüreceğim İstanbul'a. Aynen yavrum. Arkadaşlar bizim bir kangal köpeği var, Derman. Kapıya kapıya bacayı kimseyi sokmuyor, bize havlıyor yani, düşünün. Bana havlamıyor ya. Kapıya bacayı kimseyi sokmuyor. Komşular buraya gelirken beyaz bayrak sallıyorlar. Resmen. O yüzden annem bağladı galiba. Eline sağlık Aysel abla. Yardımın için. Canım, gideceğim şimdi. Kapım açık. Ay, ezan okunur abi, ezan olur. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaylada bir günümüzü sizlerle paylaştık. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.
Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen bize destek olmak için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi canım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ne güzel vallahi.